fiili delili, fiili tezahürü olan vakfı hayattır. Asr-ı saadette Ashab-ı Suffa Efendimiz vardı, efendilerimiz. Ta o zamandan Bediüzzaman'a kadar hayatını vakfeden vakıf cemaatine rastlanmamıştır. Bitti. Şu, Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında hayatını vakfedenler vardı. Mekke'ye, Medine'ye, Ümre'ye, Hac'a gidenler bilir. Medine'de Peygamber aleyhissalatü vesselamın mezarının hemen arka tarafı, aşağı tarafındaki yere ne deniliyor? Suffa, Ashab-ı Suffa, Suffa Mescidi. Kimdi Ebu Hüreyre onların başı? 300 ile 500 arasında vakıf talebeleri vardı. Bekardı, evlenmiyordu. Allah Resulü bunları yetiştiriyordu. Ondan sonra çeşitli bölgelere öğretmen muallim olarak gönderirdi. Yetiştirmek için. Evlenen olursa onları çıkarırdı, bekarları alırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan ta ustada kadar Ashab-ı Suffa yok. Hayatını vakfeden, evlenmemiş, ömrünü adamış. Ömrünü İslam'a ve Kur'an'a ve insanların imanının kurtulmasına hayatını vakfeden bir cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ashab-ı Suffa var. O ta Bediüzzaman'a kadar yok başka. Demek ki ihtiyaç olmamış. Bir bakıyorsun ki Bediüzzaman Hazretleri'nde Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti olan Ashab-ı Suffa ordusu bunda da var. Yani hayatını vakfetmiş. Yani evlenmemiş. Ömrünü bu işe vermiş. Yani ben mesela onlardan bir tanesiyim. Evlenmemişim ve hayatım bu işle geçiyor. Onun için işim gücüm İslam'ı, dini, Kur'an'ı anlatmak. Bu anlatırken arkama bakmıyorum. Evladı, ihalim, işim, aşım yok. Ta ki hep önüme bakayım. Nerede öleceğim? Nerede ahirete geçireceğim? Nerede beni öldürecekler? Nereye döneceğim? Onları düşünmeye zamanımız zaten yok, düşünmesin diye. Osmanlı'da da şey vardı buna. Akıncılar vardı. Akıncılar bekardı. Orduyu ve düşman ordusuna girerlerdi. Yararlardı. Ölen ölürdü. Yardıkları yerde Osmanlı ordusu girerdi. Bunlar fedakarlık yapabilsinler. Arkayı düşünmesinler. Evladı yerlini düşünürse fedakarlık yapamaz. Kaç gün evi terk edebilir? Ama ben bir giriyorum Almanya'dan, Yunanistan'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan. Yeni geldim ya. Ondan sonra nerede? Nerede hizmet varsa? Arkam yok ki. Ölsem bir yere koyacaklar. Yani arkayı düşünecek kimsem yok. Evladımı düşün. Ha hepsi böyle olsa yok. Bunlar azdır zaten. Bunlar Allah'ın özel insanları. Seninle benimle olmuyor. Çünkü Allah bir kulunu severse diyor hadisi kutside. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Ha şimdi bunu niye gündeme getirdim ve bitti? Eğer bir insan Risale-i Nur'u anlamasa, aklı ve kalbi, ruhu tefeyyüz etmese bu fedakarlığı yapabilir mi? Bu fiilidir. Adam 5000 lirayı veremiyor ya. 5 lira veremiyor ya din hizmete. 10 lira veremiyor ya. Öyle değil mi? Adam ölünceye kadar ömrünü vermiş. Yani bu işi yaptıran, bu enerjiyi veren nedir? O kitaptaki feyizdir. O kitaptaki kemalattır, füyüzattır. Tamam. Dolayısıyla Risale'yi anlamıyoruz diyoruz ama bakıyoruz ki delikanlı, bu sizi yaştakilere, bak Yunanistan'dan gelmiş, şuradan gelmiş. Ne yapayım? O feyiz alamazsan burada kaç gün kalmış?